Merhabalar, 7 Eksper programına tekrar hoş geldiniz. Özlem Tuzkan ben, marka danışmanınız olarak tekrar önünüzdeyiz. Bugün Fatih İnal, Aydeder'in kurucusu, misafirim. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Özlem'cim, nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Fatih çok eskiden tanıdığım değerli bir arkadaşım. Eğitimde başladı iş hayatına, daha sonra da oyuncak tedarikçisiydi. Evet, evet. Şimdi de aslında Creative Marketing Solutions çatı altında aslında markalarının deneyimlerinin zenginleşmesi için gereken bütün çözümleri üretiyorsun. Hani burada en başta promosyon ürünler, promosyon konusunda danışmanlık yapıyorsun. Bir de ürün tedarik, evet, ürün tedarik hizmeti ediyorsun. Ama evet, daha inovatif ve yaratıcı bir duruşum var benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü markaya çok yakından inceleyip markaya özgün bir deneyim kazandıracak aslında promosyon malzemelerinin danışmanlığı ve ürününü temin ediyorsun. Yani eskiden promosyon biraz daha böyle ürün, fiyat, daha nasıl diyeyim, bir commodity olarak görünüyordu. Ama şimdi bu gitti önem kazandı. Doğrudur. Ve sen hani bayağı sektörde önde gelen şirketlerden birisin bu konuda. Evet, öyle diyebiliriz. Yani sektöre, eğitim sektörüyle başladık. Daha sonra oyuncak sektörüne geçtik. Yani hizmet sektöründen aslında commodity'ye oradan geçtik. Bayağı oldu. 10 yıl önce New York Oyuncak Fuarı'nda ilk futbolcu figürlerini görmüştüm. Ve onları Türkiye'ye getirmeye 10 yıl falan oldu, evet. Sonra bazı ürünlerin haklarını aldık, Türkiye'ye getirdik. Sonra işte Ronaldinho'nun sponsoru Pepsi'ydi. Bir anda Pepsi istedi, dedik o zaman Gillette ve Beckham ilişkisi var. O zaman Beckham'ı da getirelim falan derken iş büyüdü, kendimizi promosyon sektöründe bulduk. Ama oyuncak sektöründe de zaten yani lisanslı ürünler getiriyorduk. Yani bir Karayip Korsanları çekildiği noktada zaten onun merchandising süreci de başlar ki sinema vizyona girdiğinde ürünler hazır olsun perakende noktalarda. Olaya hakimdik. Oradan aslında merchandising konusu sonsuz bir konu. Yaratıcı olmanız gereken bir konu. Kendimizi neyi sağlıyor? Pardon, lafını kestim. Yani ilk Türkiye'de bir fuara gittim. Yani işte takvim, ajanda, çanta, hani o kadar kalem, hani standart saat, hani o kadar standarttı ki dünyayı gezdikçe hem daha önce yaptığım işten de geliyor, ufkunuz gelişiyor. Şu an hani Uzak Doğu'da Hong Kong, işte Amerika, Brezilya'sı, farklı ülkelerde, Amerika'da fuarlara gidiyoruz, Düsseldorf, işte Avrupa. Ve aslında olayın ne kadar geniş ve tasarıma açık bir dal olduğunu görüyorsunuz merchandising'in. Ama bizim ülkemizde henüz markalar, bazıları uyandı, bazıları uyanmadı. Yani ajanslarından hala işte çok standart ürün talepleri geliyor, bizden de fiyat istiyorlar. Ama bazı markalar da var. Fatih Bey, işte böyle bir yani eventimiz var veya markamızı şu noktadan bu noktaya getirmek üzere işte marka danışmanlığı şirketleriyle çalışıyoruz. Merchandising olarak siz ne tavsiye edersiniz? Sizce ne yapalım diyen firmalar da var. Bu firmalar danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Çok da büyük kuruluşla hizmet ediyorsunuz. Türk Hava Yolları, Türk Telekom gibi. Doğru. Yani onların aslında reklam kampanya fikirlerini iyice ortaya çıkaran ürünler, mesela Türk Hava Yolları'nın basketbol gibi. Evet, spor, aslında spora çok odaklandık. İlk promosyonda kendimizi sporda bulduk. Milli takımın bazı haklarını almıştık zaten şirket olarak. İşte Türk Hava Yolları, Euroleague, Tep Tenis, işte Beko Basketbol, işte voleybol sponsorları derken onlarla çalışmaya başlayıp daha sonra madem bizim için şunları yapıyorsanız şunun için ne yapabiliriz ya gibi bize yaklaştılar. Sıfırdan, evet. Sıfırdan geliştiriyorsun değil mi? Evet, yani o markanın tasarım sistemine uygun,
kurumsal kimliğine evet. Taşıdığı öğeleri birazcık daha ortaya çıkaran, vermek istediği mesajların altını çizen evet, ürünler geliştiriyorsunuz. Devamlı geziyorsunuz, yani fuar fuar da geziyorsunuz. Orada yani ne bakacağınızı çok iyi bilmek gerekiyor. Orada bir şeyler var, insanın beyninde yavaş yavaş bir kütüphane oluşuyor. Hı. Marka bir şey söylediğinde aklınıza parlak bir fikir geliyor. O fikrin bir, o markaya büyük katkısı olacak. Evet. Merchandising anlamında. Burada evet. O ürünün birim maliyeti çok irrelevant. Peki Fatih, ben, yani evet. Ben kendi açımdan evet. Hani baktığımda biz hala yaptığımız işin değerini, yani bir markaya yapılan yatırımın ticari getirisinin altını hep çizmek zorunda kalıyoruz ve yeterince değer biçilmiyor. Hani senin tarafına baktığımda büyük ihtimalle daha da zordur. Çünkü sonuçta bir ürün, bir birim fiyat üzerinden sohbet belki ilerliyor. Yani bu işin yaratıcılığına para veren, gerçekten yatırım yapan markalar çok mu, yoksa sadece ve Türkiye'nin en önde gelen birkaç büyük dev markasıymış ve zaten markası evet. Ya bu yüzden bazı dev markalarla çalışıyoruz. Yani bakın, o markalarda bile şimdi ürün tedarik süreçlerinde belli bürokrasi var. Çok oldu. Fikir bizim, yani numune ürün bizim. Hatta şartname konusunda firmaya bilgileri biz geçiyoruz. Yani teknik spekleri nedir ürünün. Daha sonra diğer ürün, firmalarla birlikte ihaleye girip kaybettiğimiz çok iş oldu. Burada da... Peki fikirleriniz çalınıyor mu? Kesinlikle. Yani fikirden çok tasarım çalınıyor. Yani üç boyutlu bir şey yaptığınızda elle tutulur. İşte ama bizim... O farklı bir şey olduğunda biz onun için fuara da katılmıyoruz. Fuarlara da evet. Artık onu da bıraktık. Sadece evet, markalarla hani iş birliği içerisinde işimize devam ediyoruz. Ama bize değer veren firma sayısı da artıyor. Yani merchandising... Ne oluyor da artıyor? Yani neyi anlıyorlardı? Neyi fark ediyorlardı? Bazen direkt firmalarla... Yani mevcut müşterinizin alım satımı mı artıyor, yoksa müşteri portföyünüz mü genişliyor? Hacim nereden? Ya müşteri nereden? Portföyümüzü genişletmemek benim kendi seçimim. Çünkü gerçekten bir sonsuzluk var ve o markanın belli bir hedefi var ve o hedefe ulaştıracak merchandising fikirleri lere ulaşmak, sonra bunu fiyatlandırmak. Uzak Doğu'da, Hong Kong'da sourcing hizmeti aldığımız bir ofisimiz var. Bayağı bir Çin'e gidip gelmek durumundayız. Çünkü yani ne alırsanız alın, sonuçta ucu Made in China dokunuyor. Amerika'ya da gitseniz aynı şey. Bir şey değişmiyor. Eğer müşteri sayımız çok artarsa standart bir promosyon şirketi oluruz. Bunu da yani ben istemiyorum. Belli başlı yani markalarla çalışmak benim kendi seçimim. Bu ayki bütün konuklarım o yönde. Çok gitgide artıyor. Yani çok bilinçli işbirliklere giren, özgün konulara sahip olmak isteyen, az ama öz ama kaliteli iş yapan yeni girişimci anlayışı. Gerçi yeni girişimci değilsin ama yeni evet. Çağının diyeyim, girişimcilerin yaklaşımı biraz daha o yönde. Evet, yani işte aydede.com orada ilk sayfada yazıyor. Creative Merchandising Solutions, yaratıcı merchandising çözümleri. Hı. Burada yaratıcı kısmı önemli. Bir hizmet veriyoruz. Bazı markalar buna değer veriyor. Bazıları da vermiyor. Bir efor ve beyin harcıyorsunuz, bir beyin gücü harcıyorsunuz. Bayağı uluslararası bir iletişim içerisindesiniz, numune getiriyorsunuz. Tabii bunların bir termin süreleri var. Bir event varsa o event öncesinde ürünler teslim edilmeli. İşin gümrük süreci var. Bu teslimat tarihlerini çok iyi belirlemeniz lazım. Ürünler gemiye yükleniyor, yola çıkarken burada gümrük mevzuatı değişiyor. Sizin kontrolünüz dışında markanıza zarar verecek memlekete özgü bazı oluşumlar olabiliyor. Geçen, yani biraz konudan sapıyoruz ama
yolda ürün gelirken mevzuatın değiştiğini söyledin. Çin'den buraya mı gelirken de? Evet, bazı müşteriler bunu anlıyor. Ben de dedim bakın hani durum bu. Force majeure bir durum var, bazı saygı gösteriyorsa zaten yani ilişkiniz olan firmalarla yani bu konuda anlayışlı olabilecek firmalar zaten bizim müşterimiz. Aslında arka planda, arka fonda dönen o kadar çok iş var ki. Aynen öyle. Yani ve bunu sadece buna... bir ürün, bir promosyon, bir fiyat olarak değil de bütün o ürünün tedarik edilme sürecinde, tasarlanma sürecinde, teslimatına kadar ki verilen hizmetin bütününe bakmak lazım. Aynen, öyle değer biçmek lazım. Yani her markaya yaptığın yatırımda aslında geniş açıdan, uzun vadeli doğru söylüyorsun. Yani şu an geldiğimiz nokta aslında biz yaratıcı bir input'u firmaya verip de hatta bu konuda yani ihale açılacaksa, şartnamesini de yazacaksak bunun karşılığında firmadan beklentimiz birim maliyetimiz eğer yüksekse bunun en azından hangi maliyetlerde bu işin olabileceğini bilmemiz. Hani böyle bir özel bir ilişki niye giriyoruz firmalarla? Yani tasarımda siz interaksiyona da çok önem veriyorsun. Yani daha böyle interaktif parçaları var ürünlerin, merchandise'lerin. Oyuncak sektöründen geldiğin için, çok da şu anki ya, eğilime hizmet eder. Gerçekten sonsuzluk var ve çok güzel ürünler piyasaya çıkıyor. Yeni trendler var, teknolojisi de yani en basitinden şu an işte power bank çok power bankler şeyler mobil cihaz aküsü diyelim yani fonun aküsü taşınabilir onların promosyonu mesela onlar promosyonda şu an çok popüler ancak siz bir ihaleye girdiğinizde bizim kreatif bir inputumuz yok burada yani yaratıcı bir inputumuz yok ihaleye giriyoruz. Burada da mesela başka bir terazi var. Yani içindeki pilin kalitesi veya bir USB'yi aldığınızda o USB belleğin performansı. Ya da işte yani, taktığınız zaman eğer bu ihale herkese açıksa müşteri çok büyük olasılıkla yani kötü kalite akü olacak. Çünkü bizim fiyatımız yüksek kalacak. Bizim fiyatımız belli standartlarda olacak. Ve hani, o markaya yapılan bütün yatırım aslında. Aslında zarar. Yani zarar, yapma daha iyi. Yani yapma onu, daha iyi. Evet. Yani isim vermeyeyim. Evet. Yani isim vermeyeyim. İşte müşteriye promosyon dağıtılıyor. Sonra o powerbank patlıyor o müşterinin elinde. Ya yani telefonuna da zarar veriyor mesela. Yani kalite diyorsun. Hani kalite diyorsun, elmalarla portakalların karşılaştırılması çok büyük bir problem. Aslında sektörün en büyük problemi bu. Biz de onu yaşıyoruz. Hani siz şartnameyi istediğiniz mesela kadar yazın. Aynen. Firmaların aldıkları ürünleri şartnameye uygunluğunu test edip almalılar. Ama öyle bir son dakika işler oluyor ki bir şey yetişecek. Gümrükten çıkar teslim et. Hiç, yani ne aldıklarını maalesef birçok uygulama çok bilmiyor. Önemli. Yani execution is everything derler. Yani uygulama %100 her şey. Evet, yani evet. İşin son bitmiş halinin kalitesi, fonksiyonelitesi her o markayı, markayı temsil ediyor. Aynen öyle. Yani biz de mesela yaşıyoruz. Evet. Hani bizim de brand sales olarak markalara stratejik çalışma yaptığımız zaman inovasyon stratejisi olsun, konumlandırma olsun. Yani biz bütün işletme kollarına yön veren bir marka anlayışı ve felsefesi oturtmaya çalışıyoruz. Halbuki hani bazen bizim yapacağımız çalışmayı bir logo tasarımcının yapacağı işle karşılaştırıyor. Yani logo görsel sadece işin en tepesi, buzdağın tepesi, görülen kısmı. Ama arkadaki hani strateji karşılaştırıyorlar ama ben logoma bu kadar yaptırabiliyorum ama siz bu kadar istiyorsunuz ama bizim araştırması var, stratejisi var, bir sürü ekip çalışıyor, tasarım sistem geliştiriyoruz yani logoya gelmeden o kadar çok şey var ki yapılması gereken
Logo sadece hani taktığın bir takım elbise. Biz insan yaratıyoruz. Logo aynen. Sadece kravatın mesela. Aynı konsept aslında. Evet. Yani bunu çok... Burada en büyük amaç işte müşteriyle markanın duygusal bir bağ kurmasını sağlayacak aynen. Üç boyutlu bir şey vereceksiniz. Yani şimdi parmak patlıyorsa ya da çok standart böyle ilişki vasat. İlişki kalmıyor, bırak duygusal ilişki. Sizin logonuz son derece vasat, her yerde gördüğünüz bir şeyin üzerindeyse onun hiçbir etkisi yok. O harcamayı evet. Yapmayın daha evet. İyi. Evet. Yani çok, bizim çok duruşumuz böyle. Çok doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Yani bu duruşunun da korunması için sen elinden geleni yapıyorsun biliyorum. Yani Türkiye'nin şartları da bizi bazen kendi kalitemizden, kendi verdiğimiz hizmetten ödün vermemizi zorlasa da direniyoruz. Çünkü bir değişim yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü yaptığımız işin bilincindeyiz ve olumsuz yapıldığı takdirde yaratacağı sıkıntıyı da çok net biliyoruz. Evet, onun evet. Bir parçası da olmak istemiyoruz. Hani net. Dolayısıyla maalesef vasatlık öyle bir şu durumda an var. Bu ay zaten genelde bu konuklarımız biraz buna dile getirdi. Umarım daha güzel günler bizi bekliyor. Çok teşekkür ederim geldiğin sağ için ol, ve başarılar diliyorum. Fatih inalaydede.com gelip harika yaratıcı çözümler yaratabilirsiniz markanız için. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler.